Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi mübarek eylesin, iki cihanda aziz eylesin, bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman rahmetiyle bizi unutmasın inşallah. Arkadaşlar bugün de inşallah yapabilirsek böyle. İnsan en kutsi, mukaddes, en cami yaratıldığı halde eğer sistemini kullanamazsa en sefil, en zavallı, en aciz durumuna düşüyor. Mektubatta şöyle bir cümle var. Bütün varlık onun emrine verildiği halde alemini yönetemezse dünyasında ademe düşer. Yani her şey aleminde yok olur, anlamsızlaşır, kendisini manasız ve gayesiz idrak eder. Diyor ki sonra kafasına, onun dünyasına adem doldurur. Varken hiçbir şey yok, her şey ona verilmişken hiçbir şey onun değil oluyor. Dünyası ademle doldurur, onun başına boşaltır yokluğu. Allah olmayınca ahirette yaşantı anlam bulmazsa, yani şu, ne neye göre nedir? Ne nedir yani? Mesela ahiret olursa bu olmaz diyoruz. Bu haramdır. Bu caizdir. Bu caiz değil. Bize yakışmaz. Yani buradaki, dünyadaki davranışlarımıza kıble koyan, anlam katan, mana ifade eden, bizi hadiselerden çıkartan imani bil ahirettir. Koronada, hastalıklarda, kanserde, ölümde tanımlayan, bu kanser ölümün dahi arkasına bizi geçiren imani bil ahirettir. İnsan üçe ayrılıyor. Benim nefsim, benim ruhum, bunun arkasında olan ben. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum anlamıyor, kaldıramıyor diyen o ben olan ben. Bu beni esas alırsak pergelde, mevzuya mukaddeme yapıyorum. Bu sefer benim nefsim odundaki dumana, benim ruhum odundaki nura, odunda bedene ve bunun arkasında ben olan beni esas alırsan kanserde de ölümünde arkasına geçmiş oluyorsun. Yönetiyorsun, şimdi onu okuyacağım. Eğer bunu yapamazsak, hele hele imani bile ahiret yoksa veya zayıfse derecesine göre, bak ne oluyor? Onun başına bütün o var olanlar zıttına inkılap edeceğinden adem doldurur. Daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Cehenneme gidecek demiyor. Daha cehenneme gitmeden cehenneme gidecek demiyor. Cehenneme gider. Bu akşam bunu okuyacağız. Cehenneme gider. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete gir demiyor, gidecek demiyor, girecek demiyor. Cennete gir. Cennet, cehennemin sureti burada. Sureti burada. Kanuniyeti vicdan ve kalpte, ruhta. Kanuniyeti burada. Hakikat-ı Esma İlahi orası. Cennet, cehennem. Hakikati oralar. Mahiyeti Allah'ta. Bak, cehenneme gitmeden cehenneme gider. Şimdi bu akşam okuyacağımız mevzu, kısa kesmeye çalışacağım, öz olsun. Nerede hata yapıyoruz? Niye sıkılıyorum? Niye buhran geçiriyorum? Niye mutlu değilim? Bu kadar varlık içinde niye yokluk çekiyorum? Niye bu kadar açım? Niye bu kadar tamah sahibiyim? Niye doymuyorum? Nerede hata yapıyorum? Bunu okuyacağız. Katılımcı olabilirsiniz yani şurada bu ne demek diye. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ifadesiyle başlıyorum. Mektubat 288'den okudum, söyledim. Cehenneme gitmeden cehenneme gider, giriyor. İşte fethuli fi ibadi ve tuli cenneti, gir cennete. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, işaretleyeceğiz 187. Ve tez umu enneke cirmun sagirun ve fiken davel alemul ekber. Emrettiği gibi, İmam Ali'nin emrettiği gibi, İnsan küçük bir cisim ise de 60-70-80 kilo iken büyük alemi içine alacak kadar büyüktür.
Büyük alem yani kainat. Allah sıfatları ile kainatta, zatı ile insanda. Allah sıfatları ile kainatta, zatı ile yani sığmadım kainata. 11. sözde var bu hadisi kutsi. Değil mi Mustafa? Sığmadım kainata, sığdım beni seven müminin kalbine. Demek ki kainata sığmamış ama insan kainatta. O zaman insanın kalbinde mekansız bir mekan var. Zamansız zaman var. Orada. Allah tayin ve teşahhus ediyor. Bunu sayfa 9. sayfa şualarda anlatır. Yani kainat, bu bina nerede? Pazarda. Pazar nerede? Rize'de. Rize Türkiye'de. Türkiye'de dünyada. Dünya galakside doğru gidiyor. Şimdi ben size bir ters at kelimesinden söylüyorum 30. lemada. Bir saray düşünün. Sarayın içinde bir şehir var. O şehrin içerisinde alem var. Peki o saray nerede? Bir saray var. İçinde şehir var. Şehrin içinde alem var. Peki saray nerede? Mekansız mekan. Kocaman çınar ağacı nerede çekirdeğinde? Mekan yok. Yazılımı yararsan içine karbon, hidrojen, azot, oksijen görürsün. Bütün alem insanda, fakat insan hakikat itibariyle alemde değil. Bedensel ve cismani itibariyle cüzsün. Öyle diyor. Ve alemdesin, kainattasın yani. Beden itibariyle alemdesin ama hakikat itibariyle alem sende. Fihi mafi. İçim dışımda, dışım içimde. Bak. Ve tez'umu enneke cirmun sahirun ve fiyken tavel alemul ekber. İmam Ali'nin emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Öyleyse cüz'i istifadesi külli olur, öyleyse abesiyet yoktur. En ufak bir istifade bile alemimizi ya cehennem veya cennete döndürüyor. Şimdi oradan bu merkezde bir şey okuyacağım. Çok hoş, bayağı bugün de meşgul etti beni. Bugünkü sıcak sıcak dersimler. İnşallah becerebileceğim. Becerebildiğimiz kadar gayret edeceğim. Ben çok istifade ettim bugün ben. Kendi dersimi okuyacağım. Kendi nefsime, isteyen nefsine işte laf olsun söylemiyorum. Çalıştığımı göstereceğim size. Şuradan şu. Ama hulasa edeceğim. Hepsini okumayacağım. Okuyacağım yer. Ama paragraf şu. Allah kimsenin başına düşürmesin. Niye insan intihar ediyor? Niye insan cinnet geçiriyor? Niye mutlu değilim? Her şeyim var. Şöyle herkes bir baksın böyle hayatına. Neyin eksik ki? Ha? Her şeyimiz tamam. Yani zarur ihtiyaç. Zarur 4 tane. Yeme, içme, giyinme, barınma. Hepsi tamam. Hepimiz öyleyiz. Yani dolaba baktığın zaman giyip de yıpratabileceğin, Gelane'nin sözüdür bu. Giyip de yıpratamayacağın elbiselerin varken, içine girip senden sonra da yaşayacak evin varken, daha neyin peşine koşuyorsun diyor. Lidu lil mefti vebnu lil harap. Yaptığınız bina, aldığımız binalar var ya, bizden fazla yaşayacak. Giydiğimiz elbiseler bizden fazla yaşayacak. Duracak yani, duruyor. Meleke sesleniyormuş. Meleke her sabah sesleniyor. Değil mi Leman? Her sabah melaike öyle diyormuş herkese. Lidu lil mefti ve ibnu lil harab. Bir de çok ilgimi çekiyor. Ahir zamanda yaşayan hepimiz, genç dahi olsa, çocuk dahi olsa ihtiyardır. Ayet neydi hatırladın mı? Öyle günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Yevme yecelü vildane şiba. Öyle günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Asır işte. Büyümeden büyümüş. En ufak çocuk benden daha iyi biliyor. İşte bu ahir zaman şeyi. Şimdi okuyorum metni. Ondan sonra içindeki 8 tane madde var. 8 tane maddenin külliyattan istifade ettiğimi söyleyeceğim, bırakacağım. Azap bu. Nerede hata yapıyoruz? Şurada. Ey arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Bütün lezzetler imanda. Niye? İman nurdur. Hem kuvvettir. Başka? İman libastır. İman libas, libas, elbise. Ruhunuza iman libasını giydiriniz diyor. İmanın her şeyin ama 4 sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. İmanın sureti eylemdir Ahmet. Yani yapıyorsun, yapmıyorsun, söylüyorsun, söylemiyorsun, oruç tutuyorsun. Zahirde gözüken imanın sureti. İmanın kanuniyeti,
sende ne inkılap yapmış? Aleminde ne tesir etmiş? Neleri böyle erteleyebilmiş, öteleyebilmişsin? Hakikati ise Esma-i İlahiye, imanın mahiyeti ise Allah'ta, onu bilmiyoruz. Her şeyde suret, gir içeriye soğan gibi, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti eylemdedir imanın. İmanın dişe vuruşudur, oruç tutmak, suratını çevirmek, oralara gitmemek, onu söylememek, katkılmamak, gönül almak. İmanın sureti, kanuniyeti bizdeki yaptığı tesir. Hakikati, Esma-i İlahiyelerin, sıfat-ı Rabbaniyelerin bütünlüğü, mahiyeti ise Allah'ta, bilmiyoruz. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Realitesi var bu. İşte diyor ki bütün lezzetler imanda, bütün elemler de dalalet. Dalalet demek böyle atıyoruz ya, sokaktaki insana atıyoruz. Yani onlara ait bu. Hayır. Dalalet 25. sözden söylüyorum. Rehbersizlikten geliyor. Gayril mağdubi aleyhim ve lallin dallin. Dalin rehbersizlikten. Dalini kullanırken akılları diyor kendilerini yeteceğini mi zannediyorlar ki seni rehberlikten, şeyinden, peygamberlikten azlediyorlar. O dalin grubu. Dal. Demek ki ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ihraçsak, dışında isek bu elem bize de sarıyor. Birinci hata bu. Bunun izahı ise bir şahıs Kudret-i Ezeli'ye tarafından Adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar. Bakar. Yani hakikaten biz atılmışız. Bu memlekete biz gelmemişiz. Gönderilmişiz. Biz gönderilmişiz. Giderken de biz gitmeyeceğiz, gönderileceğiz. Hiçbir methalimiz yok. İki, bunu tutmak gerekiyor. Yani kimin vesilesiyle, kimin iktidarıyla nereye, niçin gelmişiz ve nereye gidiyoruz bilmek lazım. İki bu. Bu korkunç diyor sahraya, dünya sahrası, çöl dünyasına. Niye çöl diyor, dünyaya sahra diyor? Çok ilginç. Bulabildiğim şu. Çölde hiçbir şey güven vermez. Tepe değil mi İsmail? Giderken tepe, bir fırtına çıkar. Tepe çukur olur, çukur tepe olur. Hiçbir şey kararında kalmaz çölde. Dünya da böyle. Dünya onun için çöldür. Dünya sahrasına atılırken gözünü açar, açtık böyle. Kime baba diyeceğimizi de bilmiyoruz. Kimin evladıyız, kime gelmişiz bilmiyoruz. Bekleyen de kim geleceğini bilmiyordu. Çocuklarımızı biz sipariş vermedik ki, bilmiyoruz. Gelen kime geldiğini, bekleyen de kimin geleceğini bilmiyor. Böyle bir sahraya atılmışız. Bir şey mi okuyacağım? Heh. Az önce dediğin gibi niye Beyaz Besme Hazretleri'nin şeyi var da. Beyazıt Besme mi? Söyle. İlk başladı kendimi talip, Allah'ı matlup sanırdım, yanılmışım. Yani ilk önce arayan benim, aranan Allah'tır sanırdım. Yanılmışım. Yanılmışım diyor Beyazıt Besme. Ben talip olmadan önce o bana talip olmuş. Demek ki yani arayan ben, yani talip olan ben, talip olunan Allah da öyle biliyordum. Meğer ben talip olmadan önce Allah bana talip. Ben sevmeden önce o beni sevmiş. Ben sevmeden kendimi o beni sevmiş. Talip de o oymuş, matlup da o, seven de o, sevilen de o. Burada bir fark etti, bitti. Bu kadar. Sana rağmen bu memleket dünyanın her tarafında nehir gibi zaman akıyor. Fark ne? Herkese aynı akıyor. Fark şu olacak. Onu fark ettiğin zaman farkındalığın artıyor. O kadar. Bu kervanda zaten çoğunuzu hayatınız ekseri artık giriş gelişme bitti. Şu anda hayatınız Nurettin son noktasına geliyor hepimiz. Bundan sonra göreyim sizi, sakın dersleri ihmal etmeyin yani. Artık nokta dönemi geldi kaz. Nokta. Hayatımızın bitti. Sermaye, ömür sermayesi. Galibi ömür, vasat-ı galibi ömür 63. Mesela onu esas alırsan benim kaldı 4 sene gibi bir şey. Galibi ömür 63 ya. Yani bir şey kalmadı. Artık nokta. Bununla neyi ifade etmek istiyorum? Aman ha siz olun, dersleri ihmal etmeyin. Dersleri evde yarım saat okuyacağına gel dershaneye 10 dakika oku. Sakın ihmal etme.
Ya Rab söyledim şahit ol. Bu korkunç sahra dünyasına atılırken gözünü açar bakar bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlar. Atıldık ama gelir gelmez ağlasın diye popomuza tokat vurmuş ebe. İlk önce başlıyoruz. Hastalıklar, musibetler, koronalar, coronalar, yok sitmalar, bilmem neler. Bakıyorsun tam böyle dize çıkıyorduk. Bu kadar ömür billah uğraştık. Tam böyle servetimizi yiyecektik. Çocuk belası başladı. Çocuk derdi başladı. Kızın derdi başladı. O başladı. O bitiyor, bitiyor. O devam ediyor. Sanki büyük hafle devam ediyor. Tam öğrettim, tam. Ulan uğraştık, mücadele ettik, esnaflık olmuş. Tam böyle yiyecektim. Şimdi çocuk başladı derdi. Yani kendi derdimi unuttum. Kendi derdi unutuluyor tabii. Şimdi çocuğun derdi başladı, kızın derdi başladı, şimdi başladı. Hastalıklar, ölümün keşif kolları tepenebilmeye başladı diyor mesleğinde. Ölümün keşif kolları ve başka bir keşif kolları saçlarında beyaz saçlar tulu etmeye başladı. Diyor ki sana elveda, ben gidiyorum diyor. Lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlar. Bir medet, bir yardım için müsterihimane tabiata ve anasına baktığı vakit yani yardım bekliyor. Haricimizden yardım bekliyoruz. Ne yapabiliyorsun? Yoğun bakımda bakıyorsun. Nefes yani. Ha onu da söyleyeyim. Çok şükür. Bir Mehmet kardeş dışarıda. Halit abi. Çok şükür. Teris ettiler bugün. Elhamdülillah. Şimdi mesaj geldi ya. Dışarıdayım dedi. Çok sevin böyle. İnsan seviniyor kardeşini böyle. Şimdi ne kim yardım edebiliyor? Nefes. Evet kim de yardım? Ya niye soruyorsun diyor. Var mı bir yerde? Nerede yardım olacak? Yani kendi ciğerine sen hakim değilsin. Ya bitti, her şey aleminde yok oluyor ya. Baktığı zaman bir yardım kasavetli kalple, merhametsizlikle karşılanır. İktidara bakıyorsun, yok. Harici bakıyorsun, hiçbir şey yok. Kasavetle karşılanıyor, hepsi eli kolu bağlı. Ne yapalım diyor Rıza Bey diyor. Rıza Bey ne yapabileceğiz? Yani ben sana iğne vuruyorum. Artık vücudun diyor. Allah varsa aleminde onun hemşire ve doktorun. Diyor ki işte Allah'a kalmış. Zaten kime kalmıştı ki? Zaten kimindi ki? Senin işin Allah'a kaldı diyor. Sanki bundan önce Allah yapmıyordu yani. Karşılanır. Ecram-ı esas okumadım istediğim aşağıda ya. Ecram-ı semaviyeden istimdat etmek için başını havaya kaldırır. Yani acaba yukarıdan bir şey medet gelir mi? O ecramlar, gezegenler atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Acaba dünyaya çarpmaz mı? Hemen gözünü yumar, başını eğer düşünmeye başlar. Bakar ki hayatı, hacetleri bağırıp çağırmaya başlar. Bir bakıyorsun, içeriye bakıyorsun, bir sürü şeyler var ya. İstediğimiz hayata hala ulaşmamışız ama ömür bitti. Aşağıya bakıyoruz, aşağı derken bedene bakıyoruz. Ya Allah Allah. Yani tam da eline böyle akşama yattığımız zaman böyle insan düşünmüyor mu? Ne var elimde yani? Ben beni bana yardım edecek yani sekerata gitmeden ben en zor durumunda neye tutunacağım ya? Allah aşkına bir gece yapalım. Yani zor durumda nereye tutunacağım? Cevabı mutlaka vicdan sana verecek. Ne kârım olacak? O vicdan sana verdiği cevabın çapını genişlettir. Mesela bir daha met. Akşam ya böyle sekerat geldiği zaman dört tane sekerat var. Dört çeşit. Bir fikri sekerat. Doktor dedi ki git de ben ne yersen yesin tamam. Büyük ananın durumu çok iyi ama ne yerse yesin. Yani bitti. Bu fikir. Ha fikren tamam benim bitti. Akciğer kanseriyim ben tamam. O aptal değil ya kafası çalışıyor. Ortalama bir yaş veriyor. Bu fikri sekerat. Yani düşünce itibariyle kodlandın. İkinci bir sekerat var, vicdan biz. Artık his. Hissen ona doğru Allah Allah etkileniyorsun. Sonra kalp. Kalbi bir sekerat. Onlar izahı farklı şimdi. Bir de ruhu sekerat var böyle. İş işten geçiyor tamam. Fikri sekerat oldu mu? Fikir. Yani tamam, ümit kesilmiş. Bir düşünce, fikir. Mesela adam koronayla alakalı çok videolar seyretti. Usta seyretme diyor, benim vehmim diyor. O aktif olmasın diye hastalığım hakkında doktorlara danışmadım, fikir almadım diyor. Vehmim artmasın diye Emirdağ'da.
Eğer sen buna rağmen bir sürü korona videoları seyrettinse, bir de yoğun bakımdan entübeye geçtinse, dinlemiştin ya çok videoları, entübeye geçeni 1000 kişiden 5 kişi bu tarafa geliyor. Tamam diyor, fikri sekerata gittin. Nereye tutunacaksın? İşte şunu söylemek istiyorum. O anda nereye tutunacaksın hepimiz? Nereye tutunacağım? Ne hatırına geliyorsa şu anda onu şimdi tutun ve onun çapını, kalitesini yükselt. Nereye güveniyorsan. Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeye başlar, bakar ki hayat hacetleri bağırıp çağırmaya başlar. Bütün tevahuş ederek, bütün içsel sıkıntı, yani tevahuş dimağa aittir, vehim, düşünsel, tevahuş ederek içsel çöküntü. İşte cehennem bu, biliyor musun Kasım? Yani düşünceyi ver bana, ben sana cenneti vaat ediyorum. Düşünceni ver bana. Ustad diyor ya, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır. İçeriği doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bir daha, doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu. Fikri sekerat bu. Tevahuş. Yani zan, vehim, düşünsel noktasında, ooo ben entübeye gidiyorum, şeye gidiyorum, koronaya gidiyorum. Ümidi de bir de kesti, raporu sana verdi. İşte, yolun açık olsun, sana geçmiş olsun. Ne yapacaksın da sen? Rıza kardeş, ne zaman derse gidiyorsunuz, beni de alsanız. Yapsan artık onun kıymeti yok kardeş. Neye benzer? Zengine zekat vermek gibi olur. O sakile vermedin ki. Yani... Hadi gidelim şey. Evet, beni derse götür. Ne? Akciğer kanseri raporum çıktı. Dedi ki doktor, babanı ne yerse yesin. Yani bu fikri sekerat. Fikri sekerat. Tevahuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder. Şimdi doktor bir şey dedi mi? Raporu verdi vesaire. Hemen ya tamam, Allah'tan ümit mi kesilir? Hemen vicdana giriyoruz. Şimdi vicdana giriyoruz. O ses okumak istediğime doğru giriyorum. Vicdana iltica eder. Bakar ki vicdan binler amal, emeller ve eman ile dolu gürültülerden cinnet getirecek bir hale gelir. Aa, vicdana bir girdik ki Adem, meğer hep susturmuşuz. Vicdanda müthiş bir emeller var. Bir de medet bağırıyor. Yani vicdan, meğer şimdiye kadar örtmüşüz, şimdi akılla çözemedik, düşünsel çözemediğim şeylerde doktor dedi ki tamam, ümitlerdi, kesildi. Vicdana iltica, nereye iltica edeceksin? Başka bir şeyin yok ki. Mercedes'e binip de sıkıntım gidecek değil. Kuyumcu dükkanına gideyim, paraları cebime doldurayım, sıkıntım gitsin. Mümkün mü? Yok. Mecburen vicdana. Aa, vicdana bir girdik ki, girdik içeriye, müthiş hacatlar var diyor. Ama ameller, emeller var diyor. Emeller, hayati emeller var. Yani amal, emeller, yani istekler, vicdanda neler varmış. Bir de emani ile dolu. Yani yardım istiyor, bağırıyor. Evet diyor, sonsuz diyor. Peki neyle besleniyorsun? Kulağın gıdası güzel ses. Allah'ın güzel dediği şey. Gözün gıdası güzel manzara. Allah'ın seyret dediği şey. Aklın gıdası tefekkür. Vicdanın gıdası, onu okuyacağım, 4 tane. Kalbin gıdasını söyleyeyim. Ubudiyet ve amal ve ubudiyet ve iman. Ruhun gıdası aynı olmak. Şimdi vicdanı okuyacağım için söylüyorum. Vicdana bir girdik ki oho, bir sürü imdat diye bağırıyor. Yani şu, meğer ben vicdanı hep susturmuşum. Tutunacağım, teselli bulacağım, bu yaşa kadar bir şey yok elimde. Elimde hiçbir şey yok. Varsa da bana ümit verecek şey değil. Başı gözü kırılmış namaz var biraz. Oruç var. Onun kalbini kırmışım, onun hudutlarına geçmişim. Onu duman etmişim. Onun kalbini, acayip şeyler var. Bir sürü gayrimeşru şeyler de var. Tövbe de ettik ama vicdan bırakmıyor ki. Gayrimeşru 7 tane kebairden 1-2 tane de varsa, oho çok sıkıntılı tabii. Ama gene tövbe ediyoruz da vicdan bırakmıyor. Gürültülerden cinnet getirecek bir hale gelir vicdan. Okuyacağım arkadaşlar, 8 tane
insanın cennet ve cehennem yapan haletini okuyacağım. Ona geliyorum. Bu hep ders aşağıdaki ona götürüyor. Acaba hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs vicdanda kendisini teselli edecek. Korona geldi, entübe geldi, akciğer kanseri geldi, bilmem ne kanseri geldi. Kendisini motive edecek, canlı tutacak, olayın altına ezdirmeyecek, olayın dışına atacak. Bir şeye baktık, vicdanda öyle bir şey bulamadık. Atmadı bizi. Mesela Rüştü abi değil mi? Dev adam. Yani hakikaten sosyolojide ve cemaate çok katkısı olan, frist yapmış, lugatlar yapmış, bilmem bir sürü şeyler yapmış. Askeriyede, polislere gitsin diye yeni ansiklopedi diye isim yazarak içerisini fıkıhla karma yaparak risaleleri koyan bir zat. Böyle bir siyasi bir adam. Böyle yapmış siyaset. Ona sormuştum. Abi insan ameline güvenmez ama gene bir şey tutunur insanız yani. Neye tutunuyorsun dedim. Tam Boğaz Köprüsü'nün Tirnikesi'nden geçiyoruz. Ondan sonra o zaman para veriliyordu. Böyle para veriliyordu, geçiliyordu o zaman. Dedi ki Hasan dedi, elbette ki hiçbir şeye güvenmiyorum ama insan gene bir şeye tutunur. Neye tutunuyorsun abi dedim. Hep demişim, diyeceğim gene, amelsiz amelime güveniyorum dedi. Amelsiz, amel olsa ihlas olması zor. Amel değil ama amel. Nedir o? Allah düşmanına düşman oldum. Başka bir şey yok. Ama bu fikri değil dedi. Menfi ibadetten gelen. Menfi ibadetten gelen, bir de bir şey diyor. Menfi ibadetten gelen amali salim. Yani riya hiç girmiyor çünkü amel değil. Şeytan giremiyor çünkü amel değil. Menfi ibadetten gelen amali salih, düşman olmak. Ama fikri değil bu, hissi bir. Böyle hissi böyle. Ona tutundum diyor. Meğer Ebu Davud'daki hadisi şey yapmış, esas almış. Ebu Davud'da geçen değil mi? Sufyan'a dost olan daha hiçbir geçmiş ameli ona fayda vermeyecek. Ama Sufyan'a düşman olan geçmiş hiçbir günahı kalmıyor. Hep Sufyan'a aktarılıyor. Bundan daha müjde var mı ya? Bir tanesi dedi ki hocam nasıl olur? Doğru sana olmayacak bu dedim de. Kime inanıyorsa ona oluyor. Ebu Davud'da şeyde geçiyor. Mustafa'da o hadis var. Sonra vicdan bizi memnun etmeyince İsmail mebde ile maat yani Allah yani sani ve haşri itikat etmese aleminde Allah hayatında ahiret yoksa onun o vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Bir baktı ki kanser olana kadar veya entübeye, korona, yoğun bakıma gelene kadar Allah ve ahiret yoktu. El freni çek, takoz koy, serumu bağladı, hemşire gitti, doktor deve gitti. Ha, en güzel bir manzara. Ondan sonra bir bakıyor, insan düşünüyor, değil mi? Bir bakıyor, Allah alemimde ne ifade ediyordu? Allah ne anlam taşıyordu alemimde şimdiye kadar? Allah neydi? Pek bir şeyi yoktu yani. Pek böyle değerli, öyle bir yere koymuş değildik. Alemimizde ahiret pek de yoktu. İşte o zaman cehenneme... Cehennem daha serin olmaz mı bu kafada? İşte mektubatta öyle dedi. Biraz önce okudum. 288'de diyor ki 288 cehenneme gitmeden cehenneme gider burada. Cehennem daha serin olmaz mı bu? Buraya. Mesnevi Nuri 220. Müslümanın kafasındaki inşallah Müslümanın cehennemi burada olacak. Bu müjdedir Mesnevi'deki. Cehennemi manevi bizim kafirin cehennemi cismanisi. Kıyas ediyor. Daha hafif olacak diyor. Yani Müslümanın yaptığı hataları ahirette Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Katrede de söylüyor. Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Onun için şeriatın kestiği parmak acımaz. Şeriat sana ceza verdi mi bir sıkıntıdan dolayı, günahtan dolayı? Bunun hesabı yok. Burada vermiş oluyor. İşte Müslümanın cehennemi manevisi yaşarken kefeye koy. Kafirin cehennemi cismani oradakine göre daha hafif oluyor. Öyle diyor. Daha hafif oluyor. Şimdi cehennem burada. Ne hangi cehennem? Cehennemin sureti.
cehennemin sureti, cennetin sureti, cennet ve cehennemin sureti burada. Cehenneme girmeden cehenneme gidecek demiyor. Gider. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Daha cehennem daha serin olmaz mı? Müslümana şu anda yaptığımız günahları ahirette sorulmasın diye dünyada bize verildiğinden dolayı bu cehennem daha ateş. İnşallah o fiili cehennemden o daha serin olacak orası. Bu yakıyor. Cinnet onun için geçiriliyor. Cin olduğu nettir diyor Gazali. Cinler müdahale ediyor. Cin olduğu nettir. Cinsellik de öyle. Cinsel. Suyu aktif ediyor. İnsanın kafası cehennem nasıl olur? Evet, o bir çare. Burayı biliyorsunuz. Çok okudunuz ama bakayım bu akşam farklı ne anlayacağız diye bakarsak daha çok istifade ederiz. O bir çare. Bir, haf. Bir tabak getir böyle tencere. Tahin pekmez karıştırır gibi. İlk önce hafı at. Haf, kalbi bir korku. İki, içerisini dolduracağım ben. İki, heybet. Üç, yani cehennemi yapan 8 sebep. Haf, 2, heybet, 3, ads, 4, raşet, 5, vahşet, 6, gönül darlığı. Gönül darlığı, 6, 7, yetimlik, meyusiyetten, mürekkep, yani tahin pekmez karışımına mürekkep denilir. Yani birkaç tane şeyin karışımına mürekkep. İçini okuyacağım. Kendisine bir bakar. Bunlardan nasıl kurtulacağım? Bunlara karşı bir gücüm var mı? Alternatifim var mı? Kudretine bakar. Kudreti aciz ve nakıs. Hacetlerine bakar. Def edilecek bir durumda değiller. Bir sürü şeyler var. İçerisi bağırıp bağırıyor. Bağırıp çağırıyor. Çağırıp yardım istese yardımına gelen yok. İçim gidiyor. Serumu takmış. Hemşire, doktor gitmiş. Kime bağıracaksın? Sekerata yatakta yatıyoruz. Gidiyoruz. Peki kim bağırsan kim duyuyor? Ki hadiste var. Mezarda işte ölü diyor tabutta bağırır. Nereye götürüyorsunuz beni? Beni nereye götürüyorsunuz? Bir an sizin dostunuz, akrabanız değil miyim? Nurettin beni nereye taşıyorsun? Ama kim duyar? Limanda der ki çabuk götürün, bekletmeyin ya, gördüğüm yere gidiyorum diyor. Bağırıp çağırıyor ama yardıma gelen yok. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Ha, sekerat başladı mı? Her şeyi düşman. Vay be! O dükkan için ben o namazı terk ettim. O saatte o malı satayım diye derse bugün gitmedim. Onu yaparken kitap okumadım. Her şey düşman olmaya başlıyor. Vay be. Allah Allah. Her şeyi, bu sokaktaki insana değil ha bu ders. Bize. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Aa, dünya benim düşündüğüm gibi değilmiş ya. Perdeler kalkar, hakikat gözükmeye başlar. Her şey garipleşmeye başlar. Her şey garip. Bir nebze hasta olanlar, hastanede biraz yoğun bakımda olanlar bunu biraz tadar. Yani bu olayı daha ben ne söylüyorsam, bu okuyorsam onlar daha iyi anlar bizden. O yoğun bakım hastalıklar onlar. Vay be İsmail, her şey garipleşir, her şey tuhaflaşır. Allah Allah, onun için mi bunu yapmadım? Der, bak her şey düşman. Her şey garipleşmeye başlar. Dünyaya geldiğine bin defa nedam eder. Lanet eder diyor. Abi ben okuyorum ya, ben kafadan uydurmuyorum. Dünyaya geldiğine bin defa nedamet. Nereden geldin bu dünyaya? Nedamet eder, lanet okur. Lanet olsun şu dünyaya. Lanet olsun şuna. Der. Laneti bize alıştırmak için Amerikan filmlerinde hep lanet var. Ağzımız alıştın. Lanet olsun, lanet olsun. Sen lanet okumayın diyor. Lanet ancak buna okunur. Çünkü Allah Resulü ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz galiba hatırladığım kadına 10 tane, 10 küsur tane şeye lanet etmiş. Cenaze soyana, eşcinsellik olana, farklı özel hayat olana vesaire yapıyor. Şimdi lanet okur. Fakat o şahsın sırat-ı müstakime girmekle kalbi ve ruhu nuru imanla ışıklanırsa, o zatın sırat-ı müstakime girerse,
Yani farkı fark ederse, ihtine sıratel müstakim, ilimle dalalete giden o kadar mezarlıkta insan var ki, Kur'an tabiriyle o kadar büyük zatlar var ki, o kadar küçülmüşler, ilimle dalalete giden çoktur, sadakatla, istikametle dalalete giden yoktur. İlim sonuç değildir, süreçtir. İhtine sıratel müstakim denmiş. Ya Rabbi ilmimi artır dermemiş. İlim Allah'ın sıbıtı sıfatıdır. İstikamet ise zatı sıfattandır. Yani ilim vesiledir, süreçtir, sonuç istikamet. İstikamet hidayettedir diyor. O zaman daha girmeden içini okuyacağım, keseceğim. Sırat-ı müstakime girmekle kalbi, ruhu nuru imanla ışıklanır. Işıklanırsa o zulmette evvelki vaziyeti nurani bir haleti inkılap eder. Arkadaşlar, Müslümana şöyle bir şey var. Sakın bugünkü gibi düşünme. Sekerata girdiğin zaman gireceksin. Beni de o zaman hatırlarsın. Sekerata girdiğin zaman fikri, ben gidiyorum. Hiç endişe etme, sana şu andaki, çünkü sekerat olmadığı için korkuyoruz. Rahmettir korkmak. O anda senin alemin değişecek. Korkma. Şöyle olacak. O zulmetler kalkar. Nuru iman ışıklanır. Vaziyet tavazzuh eder. Nuranileşen bir halete inkılap eder. Halet değişikliğine gireceksin. Böyle ustadın tabiriyle hayişkar olur. Büyük zatların tabiriyle niye selam gelmedi? Yani şu andaki haletle o sekiratı düşündüğümüz için altında eziliyoruz. Nasıl can vereceğiz? Şu andaki halette toprağa, mezara girmeyi garipsiyoruz. 232 lemalarda söylüyor. Lemalarda ölümün zahiri, siyah, çirkin perdesi bizi tevahuş ettiriyor. Hakikati öyle değil. Ölümün siyah peçesi diyor. Aynı böyle diyor. Ölümün siyah peçesi. Şimdi Müslüman öleceği vakit fikri, hissi, duygu, haleti sekerat. Yani sekerata girdi mi nur iman ile o zulmetler kalkar. Kasım, o zulmetler kalkar. Nurani bir halete inkılap eder. Değişiyor. Bunu 17. sözde çok güzel anlatıyor. Ben şimdi o 8 tane maddenin içini dolduruyorum külliyattan. 1. 8 tane insanın o madde dünyasını cehennem yapıyor. Birisi haf, korku. Korku mesela hepiniz bildiği gibi mektubatta insanın 6 tane zaaf noktası var. Dedektörle hani var ya böyle havalimanına girerken bakarlar bir şey var mı böyle. İnsanın 6 tane zaaf noktası var. 6 tane. Bir tanesi baş olma sevdası. Yani hubbucah, makam düşkünlüğü. İkincisi hatırlayın. İkincisi haf, korku. Üçüncüsü hücumat isteği ya. Birincisi hubucan. İkincisi haf. Tamam. Üçüncüsü tamam. Dördüncüsü menfi milliyetçilik. Beşincisi enaniyet. Altıncısı tembellik. Temperverlik. Lakayt. He, fapbalı. Heç. Tembel. Ders mi varmış? Hizmet mi varmış? Bana bir vazife mi düşmüş? Bir şey yapmam mı gerekiyor? Bu. Birincisi neydi? İmamı Rabbani Hazretleri, Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Harika bir zat. Diyor ki onun tabiriyle makam düşkünlüğü, baş olma sevdası kalbin en son çıkacak marazi kalbidir diyor. İnsanın en son çıkartabileceği, yani hepsini çıkartır çıkartır da en zor bunu çıkartacağı baş olma sevdası. O ikincisi haf. Ustad orada hafı şöyle anlatıyor. Mesela koronadan uygulayayım. Ben söyleyeyim. Şimdi koronadan ölme ihtimali %0.03. Şimdi binde iki. Hocam o. Binde o. Binde miydi? Ha binde. Binde 0.03 değil mi? Binde. Şimdi ustad diyor ki korku diyor. Bize ders veriyor ya iman. 5-6 ihtimal. Veya 3-4 ihtimalden bir ihtimal olsa. Şimdi uyguluyor. 5 ihtimal olsa %20 yapar. 6 ihtimal olsa %16 yapar. 3-4 ihtimal olsa
%25 mi yapıyor? Yok, daha %25 yapar. %50 yapar. 2 olsa %2. Bakın, koronadan ölme ihtimali şu anda 1000'de 0.3. 0.3. 0.03. Yani bizim koronadan ölme ihtimalimiz neredeyse sıfıra yakın bir şey. Ondan korkulmaz diyor. Hasan Hocam, şimdi hafın dayanlaşılması için şöyle bir örnek verebilir miyiz? Bir çocuk yaramazlık yapar, annesi tokat atar. Çocuk korkuyla beraber yine annesine sarılır. Bu. Şimdi ben korku için doldurmak için ustadın söyledi. O zaman 5-6 ihtimalle korkan insan değil diyor. Hayvan bile korkmaz diyor. Öyle diyor değil mi? İnsana yakışmıyor. 5-6 ihtimalle. Ki 5-6 ihtimal diyor. Demek ki birincisi haf. Ama sen Risale okumamışsın. Allah'a teslim ve tevekkülün artmamış. Ahiret aleminde anlam bulmamış. Allah senin yanında o kadar şimdi hayatım boyunca bir değer almamışsa, Allah sende bir şey ifade etmemişse hiç şansın yok tabii. Ama tefekkür etmişsin, teslim olmuşsun. Şu andaki lütfen bu andaki haletinle sekerat haletini düşünme. Değil o. O anda nurani bir alet verilecek. Birincisi kaf. İki. At. Külliyattan bulduğum tek bir cümle. Yani çalıştığım, hulasa ettim. At neymiş? Bu kadar düşmanlarına karşı sonsuz güçsüzlükten gelen halet. Sonsuz düşman var. Hiçbir gücüm yok. Sonsuz güçsüzlükten gelen bir halet. İki. Haf. At. Üç. Raşet. Bunları okuyorum, kesiyorum. Raşet, içsel bütünlüğün bozulmasından, içsel, dima, vicdan, sırayla gidiyorum. Dima, gir içeriye, vicdan, gir içeriye, kalp, gir içeriye, ruh. İçsel bütünlüğün, bu dördünün bütünselliğinin bozulmasından, tamamen çaresizlikten, noktayı istinatların bir bir yok olmasından ortaya çıkan halet. İçi darmadağın olur. Bir daha raşet demek. İçsel bütünlüğün bozulmasından, yani dima, vicdan, kalp, ruh, kesafetten letafete yaptım. Bunlar bir bütün olursa cennet olur. Dünyan cennet olur, bütün olursa. Ne kadar bütüne getirebilirsin. Ne kadar birbirinden kopuk olursa, akıl vicdandan, vicdan kalpten, kalp ruhtan bozuk olursa buna raşet deniliyor. Raşet. İçsel bütünlüğü kaybetmekten noktayı istinat, Allah'a böyle dayanma noktası kayboluyor. Allah aleminde yok oluyor. O Allah aleminde yok olmasından ortaya çıkan bir halete raşet denilir. Etti mi bu üç? Raşet dörttü. Sonra beş, vahşet. Raşetin, yani biraz önceki o raşetin içsel bütünlüğün bozulmasından içsel ıssızlık, ses yok, içsel ıssızlık, hiç cevap yok, ıssızlık, belirsizlik, tenhalık, vahşilikten ortaya çıkan bir halet. Bir daha, dima dımura uğramış kafa, akıl, vicdan vazifesini yapmıyor, kalp devre dişi, ruh tene zaten bir şey yok, içeride bir ıssızlık var, tenah var, tenah, hiçbir şey yok, Allah Allah, hiçbir şey, cevap yok yani. İhtiyaçlarımıza elimizden tutacak, en zor durumda bana rehber olacak, bana teselli edecek hiçbir şey yok. Kimse yok. Tenha, ıssız, viran olmuş bir bina. Hatta çatıda inmiş, kimsesiz evler, köylerde, çatılarda iniyor, evden ağaçlar çıkıyor. Gördünüz değil mi, köyünüzde böyle bazı evler var. Ben geçenlerde gördüm, bizim okuduğumuz okulun şu anda ortasında, benim okuduğum ilkokulun köydeki, birkaç sene okumuştum, orada ağaçlar çıkıyor. Ağaçlar çıkmış ya. Okulun içinde. Ha böyle bir tena, ıssızlık, kimsesizlikten gelen bir halet. Etti mi bu? Beş. Altı, gönül darlığı. Gönül darlığı. Neymiş o? Diman, yani aklın, vicdanın, kalbin besleyememesinden, yani akıl, vicdan, kalbi besleyememesinden kalp çöl gibi olması. Şöyle diyor mektubatta, iki tane dost için
fincanın içi sahra gibidir. İki tane düşman kardeş sahrada dahi olsalar fincan gibidir. Onlara çöl fincan olur. İki tane kardeş böyle fincanda dahi olsa sahra gibi olur. Hapishaneler medreseler olur. Eğer Allah yoksa aleminde şu pazarda gündüz ortasında dolaşsa bile kafası cehennem olur, zifiri karanlık olur. Bunun gönül darlığı, gönlüm dar, gönül darlığı, gönlüm yanıyor demek, aklım ve vicdanım kalbini besleyememesinden çöl gibi, çölü niye şey yapıyor külliyat? Çölü güvenilmez. Tepe, bir rüzgar gelse tepeler çukur olur, çukurlar tepe olur. Yani hiçbir şey kararında kalmıyor. Her şey elinden gidiyor. Bel bağlayacak, bana yakışacak, sana layık, bana layık olacak bir şey bulamazsın. Bu etti 6, 7 okuyorum. Yetim. Allah Allah. En acayip de bu. Ama Kur'an'a göre en garibi 8. Yetim şu, beni çok etkiliyor. Kimsesizlikten, kimsesizlikten diyor. Şimdi kendim bir şey buldum. Düşünebiliyor musun ki nokta istinadın, yani şöyle dayanak noktasına nokta istinad deniliyor. Bu Allah'a iman. Nokta istinad ise insanın fıtratını istediği ebed alemi, sonsuzluk alemine verilen cevap ahirete iman. Ona nokta istinad, Allah'a iman ise nokta istinad. Böyle dayanma noktası. Yetim çok beni etkileyendir ama Kur'an'a göre 8 çok önemli. Ben şu, yetim, kimsesiz olmak. Yani düşünebiliyor musun, aleminde Allah yok. Dayanak noktan yok. Veya Allah var ama haşa haşa. Senin inandığın Rabbin sana pek şey faydası yok. Pek yanlış yapamıyorsun, yani medet alamıyorsun. Diyaloğun, irtibatın kesilmiş. Seni çok aramış. Ama telefonla aramış. Telefon şöyle demiş. Ya Rabbi haşa, senin aradığın kula ulaşılamıyor. Ya kaplama alanı dışında ya telefonu kapalı. Telefonu kapalı deyince telefon geldi. Hem de kalp insanından geldi ya. Selahattin Şerif oldu. Çok tuhaf. Kaplama alanı dışında değilmiş demek ki. Kaplama alanı içinde. Noktayı bak, kimsesizlikten düşünebiliyor musun ki noktayı istinadın, noktayı istimdadın Allah'a ve ahirete iman kalkmış kişide ve dünya denilen sahrayı çölde yapayalnız kimsesizlikle önündeki hastalıkları, önündeki musibetleri, önündeki kabre bakarken ortaya çıkan haleti rüye. Yani kimsesizlik bu. Önündeki hastalık, musibetler, dertler, koronalar, şunlar, bunlar. Bir de en önemlisi insanın kabir. Kabir, bakarken nokta istinadın yok Allah'a. Nokta istinadın olan ahirete iman da pek yok. Yani olsa bile ortaya çıktı ama iş işten geçti. Doktor dedi ki artık gidebilirsin diyor. Terhis etti. Peki o anda hastaneden çıkarken halet. Son maddeyi okuyorum. Mevsiyet. Kur'an'da ancak Allah'tan kafirler ümidini keser tabiriyle mevsiyet neymiş? Mesnevi'de de anlatıyor. Yetimlikten ortaya çıkan ümitsizlik. Yetimlikten ortaya çıkan ümitsizlik. Mani her kemal. Ustadın tabiriyle her kemala götürecek, her teselliye sebep olacak, her ümidi besleyen, her güveni sana ortaya çıkan şeyin yok olması. Her kemala götüren, her ümite götüren şeyler aleminde yok eden şey meyusiyet, yeis, ümitsizlik doğurur. Kalbi öldürendir. Derecesine göre Allah'tan koparandır yeis. İfrat mertebesiyle kafirliği doğurandır. Müslümanlarda gafletle derecesine göre ortaya çıkandır meyusiyet. Bir de şey diyor, milletlerin, ümmetlerin sıradanızdır. Selatan, yani kişilerin, milletlerin, ümmetlerin ne hastalığıymış? Selatan ne demek? Kanser. Ruhun kanseri var. Bedenin kanser olsa ne olur? Bedenin kanser çaresi olmayan hastalıktan ölen, koronadan ölen ehl-i iman, kanserden ölen ehl-i iman
şehitliği manevidir. Çaresi olmayan salgın, çaresi olmayan hastalık, salgın hastalık, doğum, deprem, sel, yangında ölenlerin hastaları sayesinde söylüyor. Şehidi manevidir. Hiçbir şey imanı şart. İmanı varsa hiçbir şeyden hesap sorulmuyor. Boğularak? Boğulma işte. Deniz, ateş, hak, taun, gark, gark boğulmak. Bu seyreten hastalığıdır. Yani Allah ve ahiretin insanda, ruhunda, kalbinde, aklında, vicdanında kalkma nispetinde kişinin ruhsal hastalığına seretan denilir. Kanser, ruhsal kanser. Ya bedeni kanser olsa ne olur? Ruhu kanser olmasın. Peki, tamam bu 8 tane halet bize gelmemesi için çare ne? Yani iman bize tesir etmesi için vicdaniyatımızı inkişaf ettirmemiz lazım. Vicdanı inkişaf ettirmenin içerisini çözmek gerekiyor. 4 tane çözüm yolu var. Yani bu 8 tane halete düşmemenin yolu vicdanın 4 sistemini aktif etmek lazım. Vicdanın 4 sisteminde bahsediyorum. Vicdanın soğan gibi düşün, dış katmanlarından en dışında irade var vicdanın. Gir içeriye zihin var, gir içeriye his var, gir içeriye latife-i rabbaniye var. Bu dördünün hulasası, mürekkebine vicdan deniliyor. Şimdi eğer biz vicdanın içeriği olan bu 4 taneyi inkişaf ettirip kısmen derecemize göre bütünlüğe getirirsek bu 8 tane hastalıktan dolayısıyla cehennemi haletten kurtuluruz. Şimdi onu kısaca 1. Vicdanın en diş tarafında irade var. Nasıl inkişaf edecek? İbadet ve ubudiyetle. İbadet günahlardan uzak olarak, farzları yaparak. Ubudiyet ne? Bidatlardan uzak olacağız. Bidat, hurafelerden. 2. Zihni inkişaf etmenin yolu, dimağımızı, aklımızı vahye tabi tutacağız. Vahye, dimağımızı vahye tabi tutarsak zihinde marifetullah olur. Eğer ibadet ve ubudiyet yaparsak, iradede ibadetullah olur. İradede ibadetullah olur. Vicdanın üçüncü mertebesini söylüyorum. Üçüncü mertebesi his. Hissin gayesi muhabbetullah'tır. Muhabbetullah çok önemli. Nasıl inkişaf eder? Allah'a muhabbet demektir. Allah'a muhabbetin alameti, fiili şöyle olacak. Allah'ın düşmanlarını dost edinmeyeceğiz. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost olacağız, Allah için düşman olacağız. Yani ehl-i sünnetten ayrılmayacağız. Ehl-i beyt muhabbetini bırakmayacağız. Allah'ın düşmanlarını dost edinmeyeceğiz. O zaman vicdanın üçüncü mertebesi olan his aktif olur. Dördüncüsü, vicdanın dördüncü mertebesi, latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah'tır. Nasıl inkişaf eder? İç huzur, iç doyum esas alacağız. Mutluluğu hariçte değil, dahilde arayacağız. Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Yani beşeriyetimizin iktizasıyla, bedensel hayat iktizasıyla dünyadaki nasibimizi bırakmayacağız. Ama anlayacağız ki esas hayat, esas huzur, esas cennet hayatı içsel hayattır. Onu bırakmayacağız. Toparlıyorum. Ne yapacağız ki bu 8 tane cehennemi sonuç veren 8 tane haletten haf, ac, raşet, vahşet, gönül darlığı, yetim, meyusiyet olmaması için 1. irademizi güçlendireceğiz. İradeyi ibadetullah ve ibadet ve ubudiyetle haramlardan uzak duracağız. Bidatlara taraftar olmayacağız. İrade inkişaf ediyor. 2. zihin, aklımız, dimağımız vahye çanak tutacak. Vahiyden, akıl vahiden muhatap olursa
vicdandaki zihinde marifetullah olur. Vicdanın üçüncü mertebesi his, el hubbu fillah ve el buzu fillah, muhabbetullah olur. Hissin vazifesi muhabbetullah. Allah'a muhabbet alameti nedir? Allah'ın düşmanına dost edilmeyeceğiz. Allah öyle söylüyor. Ayeti şu anda hatırlayamıyorum ama 11. lemada geçiyor. Diyor ki Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edin. Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edin. Yani Allah'ın düşmanlarını düşman edineceğiz, dost edinmeyeceğiz. Vicdanın dördüncü mertebesi latife Rabbaniye, vazifesi muhabbetullah'tır. İçsel hayat, yani huzur, hayat, cennet asabi halet esası içsel hayatta olduğunu gayet ineceğiz. Bu dört tane şey yaparsak işte bu tuzaklardan, yani bu cehennemi haletlerden uzak olup dünyada da cennete gireceğiz. Allah bizleri bunların şerrinden muhafaza eylesin. Ehli imanı, ehli Müslümanı, hasreti Müslüman kardeşlerimiz de var, arkadaşlarımızı, beraber yürüdüğümüz kardeşleri de Allah şu 8 tane hastalığı basamak yapıp onun arkasına geçip onu yönetenlerden eylesin. Bizi bırakmasın. Ya Rabbel Alemin, bizi buraya getirdin. Allah'ım bu nimeti verdin. Bu ikram, ihsan, lütfun ve kerimin olan şu hizmeti imaniyi, Kur'aniyi, Allah'lığın hatırına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakkaniyetine, beşeriyetimize bakıp, günahlarımıza bakıp elimizden alma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Allah alma ya Rabbi. Allah'lığın hatırına beşeriyetimizden doğan günahlarımızdan dolayı ikramın, ihsanın, lütfun, keremin olan hizmeti imani Kur'an'den ayırma, bizi birbirimizden ayırma. İştirak-ı amal-i uhuriyeden hissemizi ziyade ile usul ve furularımızdan, ahirete anne, baba, evlad, yerlerimizden her kimler geçmişlerse onları da bu maide-i Kur'aniye sofrasında hisseleri ziyade eyle. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selamu aleyküm. Allah'a emanet olun.